Evet, Supi'yi kapıya kadar yolcu ettim neyse ki. Ben odama gidiyorum. Edebiyat ev ödevimi hazırlamaya başlayacağım. Nasıl bir şey? Ya içinde giriş, gelişme, sonuç olan sürükleyici bir hikaye yazmak istiyorum. Kafanda bir fikir var mı? Evet var. Selim'i seyretmekten hoşlandığı o polisiye diziler gibi sürükleyici bir hikaye yazacağım. Sıra dışı olaylar, bunu çözmeye çalışan kahramanlar, şaşırtıcı ipuçları. Sonra tam çözüyorum derken şak! Yepyeni bir boyut. Biraz aşk, biraz gerilim. Aa, işte bu kadar. Hadi görüşürüz. Selda, hayır. Ay ama... Bak, hayır dedim Selda. Ondan sonra okulda hepsiyle ben uğraşmak zorunda kalıyorum. Ay tamam, tamam. Yastık olmak ne keyifli bir şeymiş be. Yumuşacık. Karışan yok, görüşen yok. Bu Ferit çok enayi adam vallahi. Ya ben iyisim her gün Selda'nın kafayı havaya uçurayım ben. Şu rahata bak ya. Mama derdi yok, süt derdi yok. Yalanıp temizlenme derdi yok. Yatacak rahat bir yer bulma derdi yok. Zaten en rahat yerdeyim. Evet, evet. Ben bu cezayı her gün çekmeye razıyım. Ah! Yavaş be. Ayşegül. Aa, bu ne? Derdinin çaresi. İtiraf et. Daha bir kelime bile yazamadığından eminim. Evet ya, hiçbir şey yazamadım. Ya ayrıca yazı yazmak ne kadar zormuş. Ama bu göz kalemi sayesinde o kelimeler kendiliğinden dökülüverecek Ayşegül. Göz kalemi mi? Hı. Evet. Bir kadın var. Ah, kadın zengin. Ama çok zengin. Evet, evet. Kadını birileri sürekli tehdit ediyor. Ve sonunda kadının değerli şeylerini çalıyorlar. Aha. Ve sonunda kadın kahramanlarımızdan yardım istiyor. Evet. Şimdi 4 tane kahramanımız var. Evet. İkisi kadın, ikisi de erkek. Ve bunlar kadınla konuşuyorlar. Ve olayı araştırıyorlar. Aşk yok mu aşk? Olmaz mı Selda halacığım? Sen yeter ki iste. Kahramanlarımızdan biri zengin kadına aşık oluyor. Evet. Evet. Ama bu kadında da var bir numara. Ay çok heyecanlı. Ve olaylar gelişir. Ay harikasın Ayşegül. Oh. Baksana. Ay süper oldu. Ay çok teşekkür ederim Selda hala. Oh Melda yok. Gel Selda sen bir tanesin. Salla Ayşegül salla. Ya böyle konuştuklarının duyulmaması ne kadar güzel bir şeymiş be. Ha, bana bak Ayşegül. Sakın sana bu kalemi verdiğim Melda'ya söyleme, tamam mı? Aramızda. Aa, hiç söyler miyim Selda halacığım? Ya sen bana bu iyiliği yaptın ya. Ya ben de sana böyle bir iyilik yapmak istiyorum. Ne olur söyle bir şey. Ay cidden hiç gereği yok Ayşegül. Aa, olur mu öyle şey? Hem sen bugün çok sıkıldın, çok üzüldün. Ama ben senin neyin keyfini yerine getireceğini biliyorum. Ay inanmıyorum. Yoksa? Evet. Aa! Ne oluyor be? Yastık savaşı. Yolla kendini. Günaydın. Günaydın. Ne bu surat? Ne oldu yine? Ya yine tıkandım. Yani tam bir yere geliyorum işte orada takılıyorum. Ya ben istiyorum ki bir olay daha olsun. Ama bu zengin kadınla bağlantılı olsun. Ama bu olay da sonradan ortaya çıksın. Ama bir türlü bulamıyorum. İşte o noktada gözlem yapacaksın. Gözlem mi? Hı hı. İşte sana verdiğim göz kalemi o noktada işe yarayacak. Senin gözün olacak. Ve sen yazmak istediğin olayları görerek yazacaksın. Ama peki o nasıl olacak? Sonra üstüne bir ölçek un koyuyorsun. Dört yumurtayla çırpıyorsun. Ne tarifiymiş bu? Unla çırpılmış yumurta. Hadi hadi Ayşegül, geç kaldın, doğru okula. Ayşegül bekle, beraber gidelim. Bırak biraz da yalnız gitsin kızcağız, kafasını dinlesin yolda. Her gün her gün. Melda'cığım,
Ne vereyim sana? Nasıl servis yapayım? Ne istersin? Unda çırpılmış yumurta. Selda, bak sen bir şeyler çeviriyorsun. Aa. Evet, 4 tane kahramanımız var. Bir de zengin kadın. Zengin kadının başına bir şeyler geliyor ve kahramanlarımızdan yardım istiyor. Tamam. Sonra zengin kadınla kahramanlarımızın biri arasında bir aşk var. O da tamam. Bari 2 kahramanımız arasında da bir aşk olsun. Ama böyle eski bir aşk. Sonra yeniden alevlensin. O da tamam. Sonra bir de garip bir tip koyalım. Böyle sürekli bizimkileri takip eden bir tip. Böyle ucube gibi bir şey. Evet. Yine takıldım. Ya Selda halam da gözlem yap diyor, gözlem yap diyor ama ya bu kalemle nasıl gözlem yapacağım? Bu müzik nereden geliyor? Selda, bak sen kesin bir haltlar çeviriyorsun. Çabuk itiraf et. Ay ne kadar paranoyaksın Melda. Yani utanmasan gecenin bir yarısı kalkıp Ayşegül'e göz kalemini verdiğimi iddia edeceksin. Yaptın mı yoksa? Ay Allah'ım. Ay bak, bak söyledim işte. Paranoyaksın Melda. Yaptın. Ay senden hiçbir şey saklanmıyor. Ya Selda, ben daha dün sana hayır dedim. Ya şimdi Ayşegül o hikayeyi bitirene kadar okulda ayıkla pirincin taşını. Ay bir şey olmaz. Olmaz. Aman. Hele bir şey olsun. Bak sen görürsün. Bak sen görürsün. Ayşegül. Selim. Bu kıyafetle mi geleceksin Tuğçe Hanım'la görüşmeye? Tuğçe Hanım mı? Petrol milyarderi. Kendisi Rüya Hanım'ın sattığı bir malikanede yaşıyor. Bir aydır tehdit telefonları alıyormuş. Dün gece de evinin önünden buldozeri ve kamyoneti çalınınca da bize başvurdu. Hadi çok oyalandık. İş başına. Araziye girdiğimizden beri bizi takip ediyor. Yokmuş gibi davranın. Burası. Ürkütücü. Bakıver kapıya. Emredersiniz Tuğçe Hanım. Buyurun. Tuğçe Hanım'la görüşmeye gelmiştik. Ben geldiğinizi haber vereyim. Bence de. Dedikleri kadar büyükmüş. İnsan buranın içinde kaybolur. Ya çocuklar Gonca, Selim, Ceren, Murat ya siz kafayı mı yediniz? Ha? Selim Bey. Nihayet geldiniz. O kadar çok korkuyorum ki. Bana bir şey yapmalarından korkuyorum. Ona bir şey yapmalarından korkuyorum. Artık korkmanıza gerek yok Tuğçe Hanım. Artık sizi yalnız bırakmayacağız. Ya Selim ne yapıyorsun sen?
Sen de bana eskiden böyle sarılırdın. Hatırlar mısın? O günler mazide kaldı Murat. Bir dakika. Yani şimdi siz önceden birlikte miydiniz? Evet. O zaman siz ikiniz? Of ya, yine mi? Ya mahvettin beni Selda hala. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.